أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. بسم الله سلام عليكم ورحمة الله الصلاة والسلام على رسول الله. Evet kıymetli izleyenler, bir Ramazan günü tekrar iftar sevinciyle birlikteyiz. Bugünün hikayesi gerçekten ibretli bir hikaye, hemen onu anlatalım. Birkaç genç Ramazan ayında kuytu bir köşede, kimsenin görmediği bir yerde yaşlı bir adamın bir şeyler yediğini görürler. Akılları sıra bu birkaç genç onunla dalga geçmek, onunla alay etmek isterler. Bey amca, bey amca, oruçlu değil misin diye sorarlar. Bey amca mahcup olmuştur ama lafın altında kalmaz. Tabii ki oruçluyum, sadece bir şeyler atıştırıyorum der. Gençler gülerek öyle mi diye cevap verirler. Bu sefer yaşlı amca gerçekten tabii, ben yalan söylemiyorum, kimseye kötü gözle bakmıyorum, kimseyle alay etmiyorum, kimseyi küçük düşürmüyorum, kimseye küfür etmiyorum, kimsenin kalbini kırmıyorum, kimsenin malına göz dikmiyorum. Lakin bir hastalıktan dolayı ilaç içmem gerekiyor ve bundan dolayı mideme oruç tutturamıyorum diyor. Gençler mahcup olmuştur. Bu sefer bey amca hemen sorar. Peki gençler, siz oruç tutmuyor musunuz? Gençler mahcup olmuş, ne diyeceklerini bilemez durumdadırlar. Çünkü yaptıkları yanlışın farkındadırlar. Ve cevap olarak biz oruç tutmuyoruz. Ancak yemek yemiyoruz. Aradaki fark bu. Oruç tutmuyor, yemek yemiyorlarmış. Evet kıymetli izleyenler, oruç sadece mideye değil, göze, dile, söze, kulağa, aynı zamanda bütün zerrelere de tutulması lazım. Günahlardan ayrılması lazım. Bu şekilde olan oruç makbuldür inşallah. Bunun dışında eğer İslami ve insani olmayan bir takım hal ve hareketlere tevessül edilirse o orucun hiçbir kıymeti kalmayacaktır. Kıymetli izleyenler, bugünkü kıymetli konuğumuz Adnan Akgönül Hocam, Peygamber Sevdalıları Vakfı Başkanı. Onunla birlikte kıymetli sanatçılarımız var. Sanatçılar da bize ilahileriyle eşlik edecekler inşallah. Hemen başlayalım öyleyse, sizleri ilahilerle bir baş başa bırakalım. Tekrar birlikte olacağız inşallah. Thank you.
günlük bataklığından geçilmez, geçilmez. Birini seç kendine insanoğlu. Kötülük bataklığından geçilmez, geçilmez. Birini seç kendine insanoğlu. Kimisi inancın cesaretinde, kimisi nefsinin esaretinde, kimisi kibrinin rezaletinde. Birini seç kendine insanoğlu. Kimisi inancın cesaretinde, kimisi nefsinin esaretinde, kimisi kibrinin rezaletinde. Birini seç kendine insanoğlu. Habersiz yaşar, kimisi düşünerek hakka koşar. Kimisi asidir, sınırı aşar. Birini seç kendine insanoğlu. Kimisi asidir, sınırı aşar. Birini seç kendine insanoğlu. Kimisi inancın cesaretinde, kimisi nefsinin esaretinde, kimisi kibrinin rezaletinde. Birini seç kendine insanoğlu. Kimisi inancın cesaretinde, kimisi nefsinin esaretinde, kimisi kibrinin rezaletinde. Birini seç kendine. Garipemin ömrünü vermeyele, gafil gafil teslim olma ecele. O yüce Allah'tan mağfiret dile, haktan gayrı seçme ey insanoğlu. O yüce Allah'tan mağfiret dile, haktan gayrı seçme ey insanoğlu. Kimisi inancın cesaretinde, kimisi nefsinin esaretinde, kimisi kibrinin rezaletinde. Birini seç kendine insanoğlu. Kimisi inancın cesaretinde, kimisi nefsinin esaretinde, kimisi kibrinin rezaletinde. Birini seç kendine insanoğlu. Birini seç kendine insanoğlu. Şiren nevi esiracı
Evet efendim, iftar sevinciyle tekrar karşınızdayız. Bugün Ramazan'ın 15. günü, geride bırakmak üzereyiz. Çok az bir vaktimiz kaldı. Peygamber Sevdaları Platformu, Peygamber Sevdaları Vakfı, daha önce platformdu, sonradan vakfa döndü. Vakfı Başkanı Sayın Adnan Akgönül Hocam ile birlikte biz bugün ahlak ve adalet önderi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i konuşacağız. Ahlakı konuşacağız ve adaleti konuşacağız inşallah. Peygamberimizin ahlakı, adaleti, nasıl yapmamız lazım, nasıl işlememiz lazım, nasıl yaşamamız lazım, nasıl görmemiz lazım. Bunları hocamla birlikte konuşacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Öncelikli olarak Rehber TV izleyenleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Ve Ramazanlarını tebrik ediyorum. Allah hayırlarına vesile kılsın. Amin. Allah razı olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz inşallah. Evet hocam, şimdi adalet ve ahlak İslam toplumu içerisinde, İslam medeniyeti içerisinde olmazsa olmaz kurallardan biridir. Yani İslam toplumunun daha iyi seviyelere gelebilmesi için mutlak surette olması gereken ilkelerden, anayasalardan, anayasaların ilk maddelerinin başında geliyor. Önce şunu sorsak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmenin ölçüsü, oradan başlarsak ne olmalıdır, nasıl olmalıdır, ne şekilde olmalıdır evet. Hocam buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Üstad Bediüzzaman diyor ki, diyor Allah'ı tanımanın üç yolu var. Bize Allah'ı tanıtan üç temel kaynak var. Biri, şu muazzam kainat. Bu gördüğümüz gökyüzündeki ve yeryüzündeki bütün varlıklar, mevcudat, hepsi bize Allah'ı tanıtıyor. İkincisi diyor bu Kur'an-ı Azimuşşan, Allah'ın kelamı, Allah'ın sözü, vahiy, ilahi bir kaynak. O bize Allah'ı tanıtıyor. Üçüncüsü ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize Allah'ı tanıtıyor. Dolayısıyla biz Rabbimizle olan bağımızı güçlendirmek, onu tanımak istiyorsak bunun yolu örnek, numune olarak gösterilen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bilmek, tanımak, ona iman etmekledir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmek onu sevmeyi gerektiriyor. Onu sevmenin de temel taşı ona itaattir, ona bağlılıktır. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı sevdiğimizi iddia ediyorsak ayetin deyimiyle وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Yani o peygamber size neyi getirmişse, neyi emretmişse onu tutun. Onu yerine getirin. Sizi neden nehyetmişse, neden sakındırmışsa, işte şunu terk edin. Bu Allah'ın ilahi yasakıdır biçimde size nehi biçimde talimat vermişse siz de ondan vazgeçin, ondan uzak durun. Dolayısıyla bu ölçüde ona itaat etmek, ona bağlanmak. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bağlılık nasıl olur? Biz onun döneminde yaşamıyoruz. Onun döneminde yaşayanlar işte ona iman ettikten sonra onunla beyat ederlerdi, biatleşirlerdi. Yani artık bu aşamadan sonra biz ey Allah'ın Resulü senin emrine amadeyiz. Senin hizmetkarınız. Sen ne dersen biz böyle hareket ederiz. Seninle tanıştıktan sonraki hayatımız değişti. Bundan sonra bize talimatı verecek olan sizsiniz. Peki biz ne yapacağız? Biz onunla aynı dönemde yaşamadık. Fakat biz onunla aynı dönemde yaşamamamıza rağmen onu görmediğimiz halde ona iman ettik, ona bağlandık. Biliyoruz ki bütün değerlerimizi ondan aldık. Bizim iman etmemiz, güzel ahlak sahibi olmamız, saygı hürmet içinde yaşamamız, iyilik peşinde koşmamız hem bütün bu değerlerin hepsi ondan kaynaklıdır, ondan gelmedir. Eğer bu iman mefkuresi bizde olmasaydı ki bunda en büyük müsebbib odur. Onun o davet, tebliğ, nasihatteki çabası ve gayreti neticesinde bize kadar bu nur ulaştı. Biz de bu nurdan, bu imandan nasibimizi aldık ya. İşte bundan dolayı biz ona borçluyuz. Ona borcumuzu nasıl getireceğiz? O kendi döneminden günümüze bize mesaj olarak ne iletmişse ona tutunmak. Zaten o veciz ifadeyle diyor ki
ben size bir elimi uzattım. Uzattım ki benim elimden tutun, beraber sahili selamete ulaşalım. Yani hem dünya sıkıntılarından hem de ahiret azabından kurtulmanız için uzattığım bu eli tutun diyor. Sakın sakın bırakmayın. Bizim ona olan sevgimizin en güzel numunesi, kıstası onun uzattığı o eli tutmaktır. O çizgide yürümektir. Yani bir rol model olarak evet. Kendimize sadece ama sadece Hazreti Resulullah sallallahu aynen. aleyhi ve sellem'i alıp yaşamak ve aynı zamanda yaşatmak. Aynen onun evet. gibi o istikamete o çizgide yürümek. Evet. Çünkü öyle yaparsak bizim verdiğimiz sözün bir anlamı oluyor. Efendim biz dese ki ya Resulallah aleyhissalatü vesselam biz seni çok seviyoruz desek ama onun istemediği hal ve hareket içinde yaşasak yani kendi nefsimizin arzularına göre bir yol tutursak bu sevgi olmaz yani. Allah bunu kabul etmez. Özümüzle sözümüz bir olmalı. Yani bizim yaptıklarımızla söylemlerimiz dengede olmalı, eşit olmalı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hoşlandığı yolda istikamete yol yürürsek evet sevgimizi kanıtlamış olacağız. Sevgi ispat ister. İspat ister. Evet hocam. Peki şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin peygamberi. Bizim için rol model. Peki ona karşı bizim görevlerimiz nedir? Ne şekilde davranmalıyız? Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam yani hayatını ortaya koymuş, bir mücadele vermiş, gecesini gündüzüne katmış. Yani adeta yememiş, sıkıntılara katlanmış, hayatı çilelerle dolmuş, taşmış tek bir gaye. Ben kendi zamanımdaki ve ondan sonra gelecek, ahirete gelecek insanlara bir ışık olayım, bir kılavuz olayım, bir nur olayım. Bu insanlar içinde bulundukları o cehalet girdabından, çukurundan, bataklığından kurtulsunlar. Gözlerini açsınlar, ilahi hakikatlerle karşı karşıya gelsinler, tanısınlar, bilsinler. Ve istikametleri muazzam bir, mükemmel bir hale gelsin. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunun için yanıp tutuşmuş, gayretini göstermiş. Şimdi biz bu durum karşısında yani kendimiz ona karşı vazifedar kendimizi hissetmeliyiz. Çünkü az önce bahsettiğim gibi bütün değerlerimizin hepsini ondan alıyoruz. Bu durum karşısında bize düşen görev onun kadrinin kıymetini bilmek, onun ismini yüceltmek, onu hayatın merkezine oturtmak, onu tekrar gündeme getirmek ve onun bize miras olarak bırakmış olduklarını tatbik etmekle yetinmeyip bunları bir ilham kaynağı olarak alıp etrafımıza akraba, yakın, komşu, dostlar, tanıdığımız uzak ve yakın ne kadar kişi varsa onlar arasında yaygınlaştırmasını sağlamak. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam neden hoşlanır? Ona dikkat etmek lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselam örneğin anne babalar için düşünürsek Allah'ın isminin anıldığı, münkeratın, kötülüklerin işlenmediği bir ev ortamından hoşlanır. Dolayısıyla her anne baba bu anlamda Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevindirmelidir. Yani o eve necaset, kötülük ve çirkinlikler bulaşmaması için daha bir özen göstermelidir. Şöyle bir ahenk içinde hareket etmeliler anne babalar. Biz evimizi öyle bir dizayn etmeliyiz ki, öyle bir maneviyat vermeliyiz ki bu eve şeytanlar adım atmamalı. Bu ev efendim Peygamber aleyhissalatü vesselamın rahatlıkla gelip oturabileceği bir misafirgah olmalı. Öyle bir hale gelmeli. Bunun için ne yapılacak o ebeveyn? Çocuklarını Peygamber aleyhissalatü vesselam ahlakıyla yetiştirecek. O evde sürekli Allah'ın ismi anılacak. Kur'an okunacak. Hayır konuşacak. Bir muhabbet ortamı oluşacak. Kavga gürültü olmayacak. Ve orada yaşayanlar birbirinin dert taşı olacaklar. Sıkıntılarına
birbirlerinin sıkıntılarına göğüs gerecekler. Efendim sırlarını başka tarafa yansıtmayacaklar. Bunun gibi hayatın her alanında Peygamber aleyhissalatü vesselamın hoşlandığı, razı olduğu iş ve faaliyetlerde bulunursak biz ona karşı görevimizi yerine getirmiş olacağız. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, tabi canımız, malımız, annemiz, babamız, her şeyimiz ona feda olsun. Biz onun için neyimizi versek, yani her şeyimizi versek yine azdır. Ona karşı onun bize olan hakkını eda etmiş sayılamayız. Çünkü bizim en büyük sermayemiz imandır. Bizim imana ulaşmamızda en büyük müsebbip de odur. Dolayısıyla imanımızda muazzam bir etkisi olan o yüce şahsiyeti sevindirmek için, onu razı etmek için yapmamız gereken onlarca, yüzlerce, binlerce iş ve işlem var, faaliyet var. Bu faaliyetler içerisinde çabamızı gösterirsek o zaman onu razı etmiş olacağız. Yani şimdi biz bu dünya hayatını bitirdik. Bitirdik işte 40 sene, 50 sene, 60, 70 sene sona erdi, bitti. Allah'ın huzuruna vardık. Mahşer günü şahitlerin başında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gelecek, bize şahitlik edecek. Yani din-i mübini sağ ve selametle bize ulaştırdı, görevini yaptı. Ve o sırada Cenab-ı Allah bizim amellerimizi de ona gösterecek. Biz hangi eylemlerde bulunduk, hangi söylemlerde bulunduk, neyin peşine koştuk? En büyük gayemiz neydi, emelimiz neydi? Neyin neyi hedef olarak baş köşeye yerleştirdik? Onun için hangi çaba ve gayret içinde bulunduk? Onların hepsini gösterecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam orada şahitlik edecek. Peki onun hoşlanmadığı, onun razı olmadığı tutum ve davranışlarımız, sicilimiz de onun huzurunda olursak biz nasıl ona diyeceğiz ki ey Allah'ın Resulü bize şefaat et? Söz konusu dahi olmaz, evet, bu bizim için. Yani biz seni seviyorduk diyebilir miyiz? Asla söz konusu değil. Sevmenin bir ispatı lazım, bir kanıtı gerekiyor ve dolayısıyla vazifemiz büyüktür. Evet hocam. Onun mirasını muhafaza edeceğiz, koruyacağız. Kendi şahsımızı, ailemizi, çevremizi ihya edeceğiz ve peygamber ahlakını bütün memlekette yaymak için bir çaba ve gayret içinde olacağız ki ona olan bağlılığımızı, ona olan ona karşı olan görev ve sorumluluğumuzu yerine getirmiş olalım. İnşallah biz bunu yaparız. Hocam evet. Müsaadeniz varsa bir kısa araya gitmemiz gerekiyor. Bir ilahi dinleyelim. İlahiden sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Evet kıymetli izleyenler, bir ilahi dinliyoruz. Grup İrşad'dan ilk başta anons etmedik kendilerini. Grup İrşad'dan bir ilahi dinleyeceğiz. İlahiden sonra tekrar karşınızdayız inşallah. Fırsattır, ömür geçiyor. Günahların senden tövbe istiyor. Farkında değilsin, kalbin ağlıyor. Ecelin gelmeden gel tövbe eyle. Farkında değilsin, kalbin ağlıyor. Ecelin gelmeden gel tövbe eyle. Nefsim der ki daha zamanın çoktur. Kimsenin elinde senedi yoktur. Vallahi billahi hesabın zordur. Son nefes gelmeden gel tövbe eyle. Vallahi billahi hesabın zordur.
mesele Kur'an'dır ayan. Ateşin söndürür kalpteki iman. Bu çirkin gafletten gel sen de uyan. Kabrin açılmadan gel tövbe eyle. Bu çirkin gafletten gel sen de uyan. Kabrin açılmadan gel tövbe eyle. Nefsin der ki daha zamanın çoktur. Kimsenin elinde senedi yoktur. Vallahi billahi hesabın zordur. Son nefes gelmeden gel tövbe eyle. Vallahi billahi hesabın zordur. Son nefes gelmeden gel tövbe eyle. Söyler, duy seni Rabbine şikayet eder. Bulanıklığını tövbeyle gider. Can tenden çıkmadan gel tövbe eyle. Bulanıklığını tövbeyle gider. Can tenden çıkmadan gel tövbe eyle. Nefsin der ki daha zamanın çoktur. Kimsenin elinde senedi yoktur. Vallahi billahi hesabın zordur. Son nefes gelmeden gel tövbe eyle. Hesabın zordur. Son nefes gelmeden gel tövbe eyle. Allahu Allah, 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 Allah. Kıymetli izleyenler, İftar Sevinci programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Peygamber Sevdalları Vakfı Başkanı Sayın Adnan Akgönül Hocam'la birlikte Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını ve adaletini konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Hocam şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başından sonuna kadar bütün hayatı bizim için örneklerle dolu. Bizim için numunelerle dolu. Yani dedik ya, bizim için rol model, eşsiz bir önder. Şimdi onun ahlakı ve adaletini konuşacak olursak ne dersiniz hocam? Evet. Şimdi her yönüyle örnek bir şahsiyetten bahsediyoruz. Aslında bizim için, yani biz İslam ümmeti için büyük bir nimet. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisi büyük bir nimettir. Çünkü muazzam bir örnekliği var. Her alanda, her konuda. O nedenle Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresi 12. ayette buyuruyor ki Nestaûzü billâhi bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهِ كَثِيرًا. Diyor şüphesiz Resulullah'ın hayatında sizin için güzel bir üsve vardır. Güzel örnek vardır. Kim için? Allah'ı arzulayanlar, ahiret gününe iman edenler ve Allah'ı çokça zikredenler için güzel örnekler vardır. Dolayısıyla
onun hayatının başından sonuna kadar bütün anları bizim için böyle altın değerindedir. Yani kaçırılmayacak bir hazine niteliğindedir. Bütün uygulamaları, konuşmaları, davranışları, huy ve hareketleri hepsi bizim için birer ölçüdür. Tabii bu akşamki konumuzun ana başlığında geçen güzel ahlak ve adaleti biz ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yani güzel ahlakı muazzam numunelerle doludur. Zaten onu içinde yaşadığı toplumda ta günümüze kadar böyle insanların gönlüne taht kuracak bir hale getiren en önemli özelliğidir. Onun o güzel ahlakı, uzaktan onu tanımayanlar, başkalarının propagandalarıyla, söylemleriyle ona nefret ve öfkeyle bakanlar, onunla tanıştıktan sonra farklılaşmışlar. Hatta bunu bizzat azılı müşriklerin kendileri bile itiraf etmişler. Evet demişler, biz onunla tanışmadan önce, onunla karşılaşmadan önce belki de en fazla nefret ettiğimiz biriydi. Dünyada en fazla kendisine boğaz ettiğimiz, düşmanlık ettiğimiz biriydi. Ama onu dinledikten sonra, onun bu güzel huyunu, güzel ahlakını gördükten sonra, onunla konuştuktan sonra yeryüzünde en sevimli kişi haline geldi bizim için. En çok sevdiğimiz kişi haline geldi. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu anlamda insanların gönlüne taht kuran bir şahsiyetti. Yani o bir meclise gittiğinde, bir topluluğun bulunduğu bir yere gittiğinde neresi boşsa orada otururdu. Yani öyle kalkıp hadi bu köşeyi ayarlayın, hayır, bu köşeyi açın. Hayır, muazzam bir şeydi. Yani şimdi efendim Hendek Savaşı'nda Müslümanlar ciddi bir düşmanla karşı karşıyalar. Çünkü her taraftan on binlerce sayıda bir düşman birliği gelmiş. Medine'yi kuşatmış, muhasara altına almışlar. Yani varlık yokluk savaşı. Hepsi kılıçtan geçirilebilir öyle bir savaşta. Müslümanlar Medine'nin etrafında hendek kazıyorlar. Ama kıt imkanlarla bunu yapıyorlar. Düşman birlikleri geliyor. O sırada düşman birliklerinin yoğun ok ateşleri karşısında kimse kımıldayamayacak bir haldedir. Herkes mevzidedir. Saatlerce hatta günlerce böyle kalıyorlar. Bu sırada açlık çeken sahabeler gelir Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına. Ey Allah'ın Resulü, halimiz yaman. Yemek yok, su yok, içecek yok. Ve bazıları karnındaki örtüyü kaldırır. Açlığa dayansınlar diye karnına bağlandıkları taşı gösterirler. Peygamber aleyhissalatü vesselam tebessüm eder. O da gömleğini kaldırır. İki taş bağlamıştır. Subhanallah. Yani tamam siz açsanız ben de açım. Ben de o açlığı çekiyorum. Fark görüyorsunuz. Bu Allah'ın düşmanları, bu acımasızlar bizi yok etmek için gelmişler. Bizim başımızı kaldırmaya bile fırsat vermiyorlar. Sabredelim diyor. Efendim dışarıdan yabancı biri Peygamber aleyhissalatü vesselamın namını, ismini duymuş, yollara düşüyor, Medine'ye geliyor. Namaz vaktidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam diğer Müslümanlarla beraber mescidedir. Sorar, buranın efendisi, bu memleketin reisi nerede? Mescidi gösterirler. O da mescide gider. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabelerle beraber namazı kılmışlar. Namaz sonrası böyle oturmuşlar, halka halinde muhabbet ediyorlar, sohbet ediyorlar. O kendince, zannınca böyle özel bir makamı olan, koltuğu olan ve debdebeli bir kıyafeti olan biri bekler ama ayırt edemez. Şaşkınlık halinde sorar. Bu kavmin efendisi kimdir? Bu kavmin lideri kimdir? Gelin görün ki o sırada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam elinde su kırbasıyla oturmakta olan sahabelerine su dağıtıyor. Subhanallah. Ve muazzam veciz bir cevap verir. Seyyidul kavmi hadimuhum. Bu topluluğun efendisi onlara hizmet edenidir. Hizmetkarlığı efendilik olarak görüyor. Yani böyle bir peygamberden bahsediyoruz. Bu peygamber asla beraberinde olanları yalnız bırakmamış.
zor günlerde ben canımı kurtarayım dememiştir. Örneğin Mekke'den Medine'ye hicret edilirken o sırada Mekke'nin o cellatları arasında kendisini bırakıyor. 3-5 sahabeyle beraber diğer bütün sahabelere yol gösteriyor. Diyor, Medine'de kardeşleriniz var. Orada selamet içerisinde, huzur içerisinde İslam'ı yaşayacaksınız. Buyurun gidin diyor. Hicret izni verilmiştir. Hepsini gönderiyor. Tehlikenin merkezine kendisini bırakıyor. Biz böyle bir peygamberden bahsediyoruz. Kendi sona bırakıyor. Yani ben kendimi kurtarayım, ben rahat edeyim, öbürleri ne oluyor? Asla öyle bir şey yapmamıştır. Diyor ki, önce bunların selameti, müminlerin huzuru ve selameti diyor. Ve bu çaba içerisinde hareket ediyor. Ve bu nedenle biz diyoruz ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın her yönü, her tutumu örnek alınmalıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam yaşlı birini gördüğünde, yaşlı bir teyzeyi gördüğünde, efendim bu yaşlıdır, işte bu cahil cuhaladır, bununla ne işim olur dememiştir. İşi ne olursa olsun dakikalarca onun yanında ayakta durmuştur, sabırla onun derdini dinlemiştir ve ona hal çareleri bulmaya çalışmıştır. İhtiyacı neyse ihtiyacıyla ilgili sahabelerine gerekli talimatı vermiştir. Bu yaşlı teyzenin ihtiyaçlarını karşılayın diye. Ne kadar güzel, ne kadar hoş. Böyle bir peygamberden bahsediyoruz. Yani bu kadar güzel örneklik ile karşılaşıyoruz. Evet. Yani subhanallah, ne ilginçtir ki hocam. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyoruz. Onun eşsiz ahlakından, o eşsiz bir lider olmasından bahsediyoruz. Ve ne güzel bir rahmet de yağıyor üzerimize şu anda kıymetli izleyenler. Güzel, çok hoş, insan rahatsız etmeyen nur yağıyor üzerimize şu anda. Bir rahmet yağıyor. Biz inşallah güzel, devam edeceğiz. Güzel bir tevafuk olmuş. Güzel bir tevafuk oldu değil mi şu anda? Gökler Peygamber de seviniyor ona. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendisi zaten Allah, Cenab-ı Allah kendisi için diyor ki وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Evet, o rahmet aynı zamanda memleketimize de yağıyor. Haydi bakalım inşallah Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in rahmeti ve bereketini görüyoruz. İşlediğimiz konuda da bunu net bir şekilde algılayabiliyoruz hocam. Şimdi ilk verdiğiniz örnek Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in komutanlığı. Evet. Yani Medine'nin etrafına hendekler sarılıp karnına taş bağlaması. Diğer örnekler de Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eşsiz, yani camide yabancının gelip oraya bakma, eşsiz bir lider olması, liderliğini gösteriyor. Ne kadar güzel. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hem aile içerisindeki yaşantısı, başka başka örneklikler de karşılaşıyoruz, duyuyoruz değil mi hocam? Evet, aynen. Yani az önce dediğim gibi, yani onun her anı muazzam örnekliklerle ilgili. Yani kendisi evde çocuklarıyla, hanımlarıyla, torunlarıyla öyle güzel muhabbet bir ortam oluşturuyor ki, yani herkesin gıpta edeceği bir hal. Sabır örneğidir kendisi. Yani evde olsun, başka yerlerde olsun, efendim inatlaşanlar söz konusu olduğunda, yanlış bir muamelede bulunanlar söz konusu olduğunda hemen celallenmiyor, öfkelenmiyor. Yani tepkisini sertlikle göstermiyor. Zaten Cenab-ı Allah onun bu muazzam güzel halini de anlatıyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, eğer sen sert ve kaba davranmış olsaydın, çevrendeki insanlara öfkeyle muamele etmiş olsaydın, onları etrafında toplanmış halde bulamayacaktın. Darmadağın olacaklardı. Ayettir bu, değil mi? O nedenle biz bakıyoruz ki Peygamber aleyhissalatü vesselam yani aynı zamanda toparlayıcıdır. Bir çekim merkezidir. Evet hocam. Hocam müsaadeniz varsa bir reklam arasına gitmemiz gerekiyor. Evet. Reklamdan sonra aynı bu kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü ciltler dolusu kitaplar yazılmış onunla ilgili. Bu küçük ana sığmaz diye düşünüyorum ama konuşabildiğimiz kadar. Evet kıymetli izleyenler, küçük bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamdan sonra tekrar birlikteyiz inşallah.
yolundan aşkın çevirdi. Bilal'i söyleten senin sevgindi. Musa bin Ömeyr canını verdi. Uğruna aşıklar yandı efendi. Ömer yolundan aşkın çevirdi. Bilal'i söyleten senin sevgindi. Musa bin Ömeyr canını verdi. Uğruna aşıklar yandı efendi. Binlerce selat, binlerce selam. Medine yolunda kumlara batsam, efendimin ravzasına varsam ağlasam, ağlasam, ağlasam. Binlerce selat, binlerce selam. Medine yolunda kumlara batsam, efendimin ravzasına varsam ağlasam, ağlasam, ağlasam. Kılıç Ali gibi cihadı içimde duysam efendi. Celallenip Ömer gibi kanatlanıp Cafer gibi. Elinde kılıç Ali gibi cihadı içimde duysam efendi. Binlerce selat, binlerce selam. Medine yolunda kumlara batsam, efendimin ravzasına varsam ağlasam, ağlasam, ağlasam. Binlerce selat, binlerce selam. Medine yolunda kumlara batsam, efendimin ravzasına varsam ağlasam, ağlasam, ağlasam. Bitti, sayende ümmetin Rabbini bildi. Sensizlik güllerin canına yetti. Bülbüle hasreti sordum efendi. Zulmeti yıktın, karanlık bitti. Sayende ümmetin Rabbini bildi. Sensizlik güllerin canına yetti. Bülbüle hasreti sordum efendi. Binlerce selat, binlerce selam. Medine yolunda kumlara batsam, efendimin ravzasına varsam ağlasam, ağlasam, ağlasam. Binlerce selat, binlerce selam. Medine yolunda kumlara batsam, efendimin ravzasına varsam ağlasam, ağlasam, ağlasam. Sallallahu Rabbuna Evet,
kıymetli izleyenler, iftar sevinci tüm güzelliğiyle devam ediyor. Grup İrşad'a teşekkür ediyoruz bu güzel eserlerinden dolayı. Adnan Hocam'la birlikte biz devam ediyoruz. İnşallah Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in adalet ve ahlakına. Gerçi dedik ciltler dolusu kitaplar var. O kitapları biz buraya sığdırma şansımız yok. Ama en güzel örneklerini de konuşmaya herhalde bir mani yok. Şimdi hocam... Şimdi onu örnek aldığımızda Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şimdi örnek hayatlarından birkaç tane numune kesip sundunuz. Evet. Biz o hayatını alıp yaşadığımızda veya örnek aldığımızda hayatımızda neler değişir hocam? Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı örnek almamızın temel gayesi kendimizi ve toplumumuzu ıslah etmektir. Eğer onu örnek alırsak, yani onun bütün o örnek hasletlerini kendimize model olarak alıp ona göre her yaş grubundaki insan kendine göre bir pay çıkarıp o şekilde hareket ederse toplumda muazzam bir değişim, dönüşüm gerçekleşecek. Yani bir devrim gerçekleşecek. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi zamanında ona ittiva eden, ona uyan, onun o uzatmış olduğu o kurtuluş elinden tutup onunla aynı yolda yol yürüyenlere nasıl muazzam bir adalet, bir huzur, yeni bir hayat bahşetmişse, nasip etmişse bu bizim için de geçerlidir. Çünkü biz bireysel, ailevi veya sosyal olarak yani birçok ızdırap ve dertlerle yakınıyoruz. Bu sorunlar nasıl hal olacak? Nasıl gidecek? Dertlerimize çareler nasıl gelecek? Efendim, huzur ve barış ortamı nasıl oluşacak? Ebeveynlerle, anne babalarla, çocuklar arasında nasıl bir iletişim sağlanacak? Efendim, yolsuzluklar, hileler, efendim adam kayırmalar, benzeri şeyler nasıl giderilecek? Düşmanlıklar, kin ve nefret duyguları nasıl kalplerden sökülüp atılacak? Bunların derdini yaşıyoruz. İşte bütün bu bahsettiğimiz olumsuzlukların tamamının giderilmesinin yolu Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan, onun hayatından, uygulamalardan örnek alıp tatbik etmek. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam örneğin, mesela affedicilik özelliğine bakarsak, günümüzde hem iktidar sahipleri, güç sahipleri, elinde yetki bulunduranlar dahil herkes onun o özelliğiyle hareket ederlerse yönetimlerle toplum arasında muazzam bir barış havası oluşacaktır. Mesela biz şeyi biliyoruz, yani Mekke'nin fethini biliyoruz. Evet hocam. Mekke'nin fethinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam muktadir, muazzam, güçlü bir orduyla Mekke'yi kuşatıp Mekke'yi ele geçirdiğinde Mekke'nin o eski cellatları, Peygamber Efendimiz'e ve sahabelerine yıllarca kan kusturanlar, acımasızca Peygamberimize ve sahabelerine işkence eden o güruh el pençe onun huzurunda verilecek kararı bekliyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam aslında onları cezalandırma yetkisine sahipti. Çünkü onlar çok çektirmişlerdi. Onlarca, belki yüzlerce sahabenin şehadetinde onların parmağı vardı. Yaralanmalarında onların parmağı vardı, elleri vardı. Elleri kana bulaşmıştı. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam muazzam liderliğini gösterdi, adaletini gösterdi. Dedi ki, ben kinle muamele etmeyeceğim. Efendim, intikamla sizi yargılamayacağım. Ben geçmişi geçmişe bıraktım. Hazreti Yusuf'un kendi kardeşlerine dediği gibi ben sizi affediyorum dedi. Kırılma noktası. O gün binlerce insan öncesinden ona nefret duyacak bir haldeyken sıraya giriyorlar, imana geliyorlar. Affediciliğiyle. Yani buradan şunu anlıyoruz. Yani biz başkalarıyla ne kadar sorunlar yaşasak bile, aramızda ne kadar düşmanlıklar, efendim, kırgınlıklar olsa bile Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki
Evet, Allah için onların üstüne bir çizgi çizebilirsiniz, çiziniz. O zaman bakacaksınız ki hayat bambaşka olacak. Yani insanlarla olan ilişkileriniz daha farklı olacak. Hiç konuşamadığınız, beraber olamadığınız insanları o zaman göreceksiniz ki aynı sofrada rahatlıkla yemeğinizi paylaşacak bir hale geleceksiniz. Kendi servetinizi, kendi malınızı rahatlıkla başkasıyla paylaşacak bir hale gelebileceksiniz. Bir kardeşlik havası olacak, bir dostluk havası oluşacak. Biz buna hasretiz, buna muhtacız. Yani gerek Diyarbakır'da olsun, diğer şehirlerimizde ve ülkemizde tüm İslam diyarlarında bugün bütün Müslümanların ihtiyaç duyduğu bu noktadır, bu mefkuredir. Yani birlikte nasıl yaşayacağız? Bir kardeşliği nasıl tesis edeceğiz? Efendim, düşmanlıklar, savaşlar, kırgınlıklar nasıl bertaraf edilecek? Efendim, kardeşlerimizi kendimizden nasıl tercih edeceğiz? Bütün bunları öğrenmenin, yaşamanın yolu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek almaktır. Ve biz şuna inanıyoruz. Her aşamada, her tutum ve davranışımızda, hayatımızın her alanında o peygamberi model alırsak, yani 7'den 70'e her ferdimiz bunu yaparsa, evet hayat değişecektir, mutlaka değişecektir. Deyim yerindeyse güllü gülistanlık olacaktır o zaman. Evet olacaktır yani. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadelerini, talimatlarını en büyük vazife telakki edersek, evet, o zaman kimse bizim için bir ayak bağı olamayacaktır. Bizi birbirimize düşürmek isteyenler asla bunu başaramayacaklar. Ve asla bizi bu hayırlı işten engelleyemeyeceklerdir. O nedenle biz diyoruz ki biz her zamandan daha çok Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel ahlakına, güzel örnekliğine muhtacız her anlamda. Esnaf muhtaç, anneler muhtaç, babalar muhtaç. Efendim gençler muhtaç, yöneticiler muhtaç, efendim öğrenciler muhtaç, servet sahibi olanlar muhtaç, tüccarlar muhtaç, herkes muhtaç. Çünkü bu işin ölçüsü, en mükemmel dengeyi kendisi oluşturmuş. Bundan dolayı biz diyoruz ki biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı hayatın her alanına getireceğiz. O zaman huzur bulacağız. O zaman rahat yüzünü göreceğiz. O zaman dertlerimizin böyle tıkır tıkır efendim çözüm gördüğünü, dertlere çareler olduğunu rahatlıkla göreceğiz, şahit olacağız. Ve bu yüzden aslında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayatımızdan uzaklaştırmışız. Uzaklaştırdığımızdan dolayı biz başka yerlerden, başka mekanlardan, farklı yollardan medet arıyoruz. O da çare olmuyor, mümkün değil. Yani böyle muazzam bir örnek şahsiyet dururken, onun hayatı ortadayken ve ki kendi zamanında dengeleri değiştirmişken, bir toplumu tepeden tırnağa cehalet, şirk bataklığından uzaklaştırmış, bir saadet toplumuna, bir adalet ortamına kavuşturmuşsa ve onun öğretileri günümüze kadar ona sarılan, tabi olan her bir topluma çare olmuşsa, merhem olmuşsa bizim için niye olmasın? Bizim için kurtuluş reçetesi. Tabii yani, evet. Yani biz o nedenle diyoruz ki gecikmeden herkes gençler, çocuklar, anneler, babalar, efendim herkes o peygambere tutunsun. Onun hayatından, onun sünnetinden, onun hadislerinden, onun öğretilerinden yani ilham alsın, örnekler alsın. O zaman görecek ki sıkıntılar nasıl çözülecekmiş, muazzam yol ve yöntemleri daha iyi fark edecek. Ve biz buna susamışız. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı hayattan devre dışı bırakırsak, ki bugün özellikle batılı güçlerin, Avrupa'nın, işte Amerika'nın, Siyonistlerin, İslam ülkelerinde yapmak istedikleri de bu. Müslümanların hele hele gençliğin peygamberle olan bağlarını koparmak, farklı anlayışlarla efendim çarpık düşünce ve batıl inançlarla Müslümanları başka şeylerle meşgul ettirip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı o güzel örnekliğinden mahrum etmeye çalışıyorlar. Biz diyoruz ki biz onların oyununa gelmeyelim.
gelmeyelim. Onların aksine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı daha fazla gündeme getirmek. Şimdi örneğin biz Ramazan ayındayız. İftarın coşkusu, iftarın faziletini biz kimden öğrendik? Ondan öğrendik. Hazretiniz. Onun öğretilerinden. Şimdi iftar sofraları kuruluyor. Bazen güzel muhabbetlikler, dostluklar oluşuyor. Sevinçler paylaşılıyor. Birbirine gidemeyen insanlar, akrabalar bu sayede bir araya gelebiliyorlar. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretisinin, onu örnek almanın muazzam bir sonucu. Ne güzel. Öyledir yani. Her alanda böyledir. Evet hocam. Biraz toparlayalım hocam. Çünkü arkadaşları uyarıyor. Süremiz de bitmek üzere. Bitti sayılır. Demek ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatının her alanda bizim onu öğrenip yaşayıp ve yaşatmamız gerekiyor. Şöyle bir değerlendirmede bulunsak, gerçi daha önce yapıyorlardı bunu da, faraza. Şimdi Hazreti Resulullah geldi evimize. Bizi yani misafir oldu bize. Ne şekilde karşılayacağız onu? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Değil mi hocam? Evet. Bu konuda böyle bir iki cümleyle fikrinizi alalım. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın razı olduğu bir yapıya bürünmek, ahlaken bürünmek, konuşma tarzı olarak, hal ve hareket olarak, efendim eylemler olarak, faaliyetler olarak, amel olarak, tabii evdeki malzemelerin dizayn edilmesidir, seçim, tercih söz konusu, giyim kuşama kadar her konuda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve onun ailesini model almak, onun talebelerini model almak, örnek almak. Biz işte bunu gerçekleştirebilirsek, evet, o zaman biz diyebiliriz ki biz de bu peygamberin takipçisiyiz. Biz de onun yolunun yolcusuyuz. Sonuna kadar varız. İnşallah evet. Da öyle olur hocam. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Allah razı olsun. Allah buraya kadar geldiniz, şeref verdiniz hocam. Allah bütün Rehber TV çalışanlarını hepsi muhafaza etsin. Hayırlı işlerde muvaffak etsin diyelim. Tekrar amin. Seyircilerin Ramazanlarına tebrik ediyorum. Allah hayırlara vesile kılsın. Amin. Allah razı olsun amin. İnşallah. Çok çok teşekkürler. Evet kıymetli izleyenler, iftar sevinci burada nihayete erdi. Yarın farklı bir konuk ve farklı bir konu ile tekrar karşınızda olmak dileğiyle sözü Grup İrşad'a bırakıyoruz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, hep mutlu kalın efendim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. La ilahe illallah Dermanı kalbi reşe La ilahe illallah Nav-i khuda çıkhoşe La ilahe illallah Dermanı kalbi reşe La ilahe illallah Çar kitab-ı Rabbani Çar kitab-ı Rabbani Kut Muhammed حق نبي لا إله إلا الله قلت محمد حق نبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد مصطفى لا إله إلا الله أو الرسول خدايا لا إله إلا الله محمد مصطفى لا إله إلا الله شر كتاب رباني شر كتاب رباني قلت محمد حق نبي لا إله إلا الله
صوت محمد حق نبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله في بقرات برندي لا إله إلا الله سنة محمدي لا إله إلا الله في بقرات برندي لا إله إلا الله شر كتاب رباني شر كتاب رباني قلت محمد نبي لا إله إلا الله قلت محمد حق نبي لا إله إلا الله لا